Ana şu rivoyatlar, bu boradagi barcha hujjat dalillarni to'plagan ulamolarimiz, ruhi tarbiya mashoyixlari aytadilarki, bir kecha kunduz 24 soatdan iborat. Ana shu 24 soatdan 8 soatini uxlash mu'tadillikdir. Ya'ni bir kishini bir kecha kunduzdagi uxlashga ajratadigan vaqti 8 soat bo'lsa mu'tadil bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Undan oz bo'lsa o'zini toliqtiradi, undan ko'p bo'lsa dangasa tambal bo'ladi. Ana qolgan 16 soatni demak endi harakatga, kun tartibiga kiritaylik, 8 soatini kun tartibida uyquga ajrataylik dedilar. Xususan buni Imomi Abu Hamid al-G'azzali rahmatullohi alayh o'zlarini Ihyo ulumul din kitobida alohida ta'kidlab aytganlar. Demoqchimizki, ibodat qilish kerak, lekin sunnatga muvofiq qilish kerak. Man o'tkazib yuboraman hammadan deb o'zi urinib, toliqib sunnatga xilof ravishda qilganda savob ham bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim kechasi ibodat qilib mudrab qolsa yotib uxlasin. Bo'lmasa duo qilyapman deb o'zini so'kib qo'yishi ham bor. Uyqusirab. Ana shu holatlarni, demak, biz bu vazifalarni o'rganishga kirishdan oldin bilib olishimiz kerak. Demak, xulosa shuki, bu ma'noda katta-katta kitoblar yozilgani ham bor, lekin mashoyixlarimiz ulardan saralab olib, bizlarga bitta, o'rtacha hol mu'min musulmonga og'ir ham kelmaydigani, yengil ham kelmaydiganini taqdim qilishgan. Undan ham har kim o'zini holiga qarab, e'tiboriga qarab oladi. Ana shom namozini o'qildi deylik. Shunda ko'p demak mashoyixlar Rasulullohni o'zlari qilgan bir sunnatga bizni e'tiborimizni tortadilar. Ana shu paytda kechga kirayotganda banda amsayna va amsal mulku lillah degan duo bor, shuni o'qisin deydi. Mana shu duo, demak, biz kechga kirdik, mulk malakut hammasi Allohning mulki ham kechga kirdi va deb undan keyin o'sha duoni davomi bo'ladi. Yana bir payg'ambar alayhissalotu vassalom ta'kidlangan narsa borki, kim tong ottirganda yoki kech kirganda la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodirni 10 marta ixlos bilan o'qisa, kechqurun o'qiganda tong otguncha turli balo qazolardan Alloh shu duoni sharofati bilan bu bandani saqlaydi deydilar. Ertalab o'qib qo'ysa kechqurungacha. Demak, bomdoddan keyin bir, shomdan keyin bir shu duoni imkonini qilib yodlab olib o'qib yursa, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlariga amal qilgan bo'ladi va o'ziga haligi aytgandek balo ofatlardan bir qo'rg'on bo'lishiga musharraf bo'ladi. Ulamolarimiz, mashoyixlarimiz, kattalarimiz hammalari aytadilarki, shom namozi bilan xufton namozini orasidagi vaqt eng sharafli ibodat qilishga ajratilgan vaqtlardan hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bor, shomdan keyin jinlar, har xil narsalar ko'chalarga chiqadi, shuning uchun bolalaringizni ko'chalarga chiqarmanglar, qaranglar, olib kiringlar uyga degan ko'rsatmalari bor. Hammasi shuni nimasidan. Uyda tursa, nafl namoz o'qisa, duo qilsa, balo ofatlardan Alloh saqlaydi. Ana shu ma'noda rivoyatlar keladiki, muhaddislarimiz rivoyat qiladilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni bir qancha sahobalari o'zlariga shu shom bilan xuftonni arasini ibodat vaqti qilib olishib, nafl namozlarni ko'p o'qishar edi. Ana shularni haqida Sajda surasidagi mashhur oyat nozil bo'lgan. Auzu billahi minashaytonir rajim. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Bir odamlar borki, ularni yonboshlari, yonboshlab yotadigan yerlaridan jafo tortib ajralib chiqib ibodatda bardavom bo'ladilar. Robbilariga xavf va umid bilan duo qiladilar va biz ularga bergan mol-mulkdan nafaqa qiladilar deb haligi shom bilan xuftonni orasida ibodatga o'zini bergan sahobalarni Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtagan.
Şunun için, şunun için, maşayihler aytadı ki, kem degende iki rekat namaz okup eyler, nafil. Bunu bazı bir sofu tarikatçiler, Tuhbe-i Rasul deyip namlaşı olgan. Lekin ozu aslida, hadislerde avvabin namazı deydi, azı iki rekat, köpü altı rekat, ondan köpüra okusa yine yakşı buladı. Bu, bana keçke kirgende adamını hemen tarafını camleydi. Hama tarafını camlaydı, vaktini tertifke saladı, Rabbisi'ye yakın kıladı, Ali'deki bala afetlerden saklaydı, hamması hayır, bereke, yakşılığını demek uzu mağzı hesaplanadı. Ana hıptan buldu. Maşayihler etedi ki, hıptanın azanı bilen ikamasının arasında hem imkanı olsa, nafil namazı okusa yakşı buladı adamlar. Ana o şu payıda, hıptan, şam, şu keçkürün kirgende nafil namazıga eğer imkanı varlar, Gâşiye suresi bilen Mulk suresini zem kısa, nihayette yakşı buladı. Peygamber aleyhissalatü vesselam şunu kılar ediler. Ebru alması Tebarek suresini özünü oku koysun. Nakşbandiye tarikatını maşayihleri keçkürün keçesi Mulk suresini, Tebarek suresini okuşunu daima tavsiye kıgeller. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hiç bu suranı okumasından yatma gelirler. Hani yatma gelirler, bilede gelirler, vaktini tapıp, tertipke koyup, bana şu suranın okuşunu yoluna koysalar, nihayette yakşı buladı. Yine maşayihler etediler ki, bana şu payette, şu Şam'dan keyin hıptanın arasında keçkuründe, Vakıya surasını okuşam nihayette faziletli buladı. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadılar ki Vakıya suresini okuyunlar. Bu sure rızk ve bereke suresidir degen manadaki hadisini aytkarlar. Yani ki Allah'tan rızk talep kılıp, fakirlikten panah talep kılıp Vakıya suresini okusa Allah Teala bendeni boy buluşuge, bedavlet buluşuge yol açışı doğrusu da hadis maraka. Bunu kuruk bir gap sıfatı da ağızda yine tekrarlaşmaz belki ilmi yakin sıfatı da şak şubhasız büyük bir ilim elbette buladı degen büyük işanç bilen demek itikad kılıp okuş gerek. Ana şu hadisini rivayet kılgıcı zat büyük sahabi Abdullah ibn Mas'ud kesel bokkadılar, bimar buldular. Bemarlıkları ziyade bulup, şimdi bu dünyanın terk kılıçları anık bu kaldı. Köz yetti hemen. Şunda halife, Osman ibn Affan Zunnureyn radıyallahu anhu, bemarını körgeni kediler. Abdullah ibn Mas'ud, cüde katta sahabi. Şunun için, halifeye mukşunu körgeni üylerine keledi. İlacı yok. Gelip oturup, sohbet başlanıp hal ahval soradılar da Hazreti Osman ettiler ki nimeden şikayetin var dediler. Abdullah ibn Abbas Mas'ud radıyallahu anhu günahlarımdan dediler. Yaramdan, keselimden, turmuşumdan demediler. Günahlarımdan şikayetim var dediler. Yani iki maaş halde yatıp ben yetteki seferim var. Günah nıma bularak neyen teşviş demen dediler.